Çaykur Rizespor maçı sonrası uçakla İstanbul'a dönmek için Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıkan Fenerbahçe kafilesi saat 22.15'te Araklı ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğradı. Emniyet yetkililerinin ifadesine göre pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otobüsün camı kırıldı. Kırılan cam otobüs şoförünün yüzüne geldi ve yaralanmasına sebep oldu. Özellikle burun bölgesinden ciddi yara alan ve kan fışkıran şoför direksiyon kontrolünü kaybetmek üzereyken otobüsün içinde bulunan Fenerbahçe kulübünün güvenlik görevlileri hemen direksiyonu tutarak otobüsün yoldan çıkmasını önledi. Bu sırada otobüsün bir viyadüğün üzerinden geçmekte olduğu dolayısıyla yapılan bu müdahalenin otobüsün köprüden uçmasını önlediği öğrenildi. Tamam. Şoför hastaneye kaldırıldı. Polis saldırının ardından karayolunu trafiğe kapatırken Fenerbahçe kafiyesi de beklemeye alındı. Sarı lacivertli ekip polis tarafından getirilen zırhlı otobüs ve minibüslere bindirilerek Trabzon'a götürüldü. Saat 23.30'da havalimanına varan kafile kısa bir beklemenin ardından özel uçağa alınmaya başladı. Fenerbahçeli futbolcular saldırı sonrası büyük korku yaşarken polis hemen yolu kapattı. Saat 1.40'da İstanbul'a inen kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Başkan Aziz Yıldırım'la maça gitmeyip İstanbul'da kalan yöneticiler karşıladı. Yıldırım uçaktan inişte bütün futbolcuların elini sıkıp geçmiş olsun dedi. Bu arada saatler öncesinde havalimanına gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu Fenerbahçe kafiyesini taşıyan otobüse yönelik saldırıyı kınayarak Sarı Lacivertli Kulübe geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Kılıç liglerin ertelenmesine ilişkin soruyu da henüz şu anda her şey çok taze fakat hiçbir olasılığı dışlamıyoruz. Her olasılık masada diye yanıtladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özlü şoförün durumuyla ilgili bilgi verdi. Hala sağlık durumu stabil görünüyor. Hayati fonksiyonları tamamen normal. Trabzon Valisi Abdülcelil Özdey konuyu değerlendirdi. Durumu stabil, hayati fonksiyonları yerinde diye. Şimdi hastamızı da gördük. Hastamız uyandı, kendine geldi. Ben de geçmiş olsun diyorum hastamıza, ailesiyle de görüştük. Tabii şoförümüz gerçekten büyük bir cesaret ve kahramanlık göstermiş. Olayın görüntülerini izledikten sonra o yarayla beraber dört sinyallerini yaptı, sağa çekmesi büyük bir cesaret, büyük bir kahramanlık göstermiş.